Merhaba, saat 7 oldu. NTV'de akşam haberleri kuşağıyla karşınızdayız. 3 ilde şehit cenazesi vardı bugün. Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit olan sözleşmeli erlerden Mert Otal Kırıkkale'de, Mevlüt Yoğurtçu Ankara'da toprağa verildi. Pençe 1-2 harekatında şehit olan sözleşmeli er Cüneyt Taşyürek ise Afyonkarahisar'da defnedildi. Kimi oğluna, kimi babasına veda etti. Üç şehit yüzlerce kişinin katıldığı törenlerle son yolculuğa uğurlandı. Allahu Ekber! Sözleşmeli erler Mert Otal ve Mevlüt Yoğurtçu Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Suriye'de görev yapıyordu. Tankçı olan iki asker aynı zamanda yakın arkadaştı. Teröristlerin taciz ateşi sonucu ağır yaralanan Otal ve Yoğurtçu şehit oldu. Şehit er Mevlüt Yoğurtçu için Ankara'da tören düzenlendi. Törene MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bakanlar, milletvekilleri ve çok sayıda siyasetçi katıldı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de törene katılan isimler arasındaydı. Allahu Ekber. Cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı. Şehit er Mevlüt Yoğurtçu 28 yaşındaydı. 2 yaşında çocuğu vardı. Çatışmadan 8 saat önce eşiyle telefonda görüşmüş, 3 gün sonra izne geleceğini söylemişti. Şehit sözleşmeler Mert Otal 24 yaşındaydı, bekardı, 2 yıllık askerdi. 6 aydır Suriye'de görev yapıyordu. Kırıkkale'de düzenlenen törende 2000 kişi şehidi son yolculuğa uğurladı. Bir cenazede Afyonkarahisar'da vardı. Sözleşmeler Cüneyt Taşyürek, Pençe 1-2 harekatı kapsamında Kuzey Irak'ta görev yapıyordu. Arama tarama faaliyeti sırasında tuzaklanan el yapımı patlayıcı askerlerin geçişi sırasında infilak etti. Ağır yaralanan ve helikopterle hastaneye kaldırılan Taşyürek kurtarılamayarak şehit oldu. 21 yaşındaki şehit geçen yıl göreve başlamıştı. Ailenin 4 çocuğundan en küçüğüydü, bekardı. Allahu Ekber! Şehit sözleşmeler Cüneyt Taşyürek Çobanlar ilçesinde defnedildi. Kuzey Irak ve Suriye'nin kuzeyinde düzenlenen terör operasyonlarında toplam 27 PKK-YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerindeki 25 PKK-YPG'li teröristin önleme ve cezalandırma atışlarıyla etkisiz hale getirildiği duyuruldu. Açıklamada teröristleri kazdıkları hendeklere gömmeye devam edeceğiz. Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı, kalmıyor, kalmayacak ifadeleri kullanıldı. Mehmetçik, Kuzey Irak'ta da önemli bir operasyona imza attı. Irak'ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen iki PKK'lı terörist ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi. Bugünün önemli başlıklarından biri, piyasaların gözü Amerikan Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrildi. Karar bugün Türkiye saatiyle 21'de açıklanacak. Ayrıntılar NTV Washington temsilcisi Hüseyin Günay'da. Hüseyin. Ahmet, Fed'in kararı piyasaları biraz hareketlendirecek. Hem Asya'da hem Avrupa'da hem de Amerika Birleşik Devletleri borsalarında meraklı bir bekleyiş var. Fed nasıl bir faiz oranı açıklayacak? Daha da önemlisi, Eylül'e ilişkin nasıl bir projeksiyon çizecek? Şimdi Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Fed bugün senin de söylediğin gibi 21 civarında yeni faiz kararını açıklayacak. Faiz artacak. Artık bunda herhangi bir şüphe söz konusu değil. En büyük olasılıksa 0.75 puan. Amerika'daki ekonomistler, ekonomi çevreleri, ekonomi köşe yazarları ve ekonomi medyası Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın büyük olasılıkla 0.75 puan faiz artımına gideceğini ifade ediyorlar. Bunun dünyaya bir faturası olacak. Gelişmekte olan ülkelerde dolar diğer ülke para birimleri karşısında değer kazanacak. Kısmen dolar bunu biraz fiyatlandırdı ancak hareket ileri yönlü de gerçekleşebilir. Sonrasında artık borçlanmak
daha öncesine göre daha pahalı olacak. Bu ne demektir? Bankaya gidip bir ev kredisi satın almak istediğinizde daha fazla borçlanacağınız anlamını taşır veya cebinizdeki kredi kartlarıyla alışveriş yaptığınızda daha fazla faiz ödeyeceğiniz anlamını taşır. Fed'in faiz artışından sonra, ki Türkiye saatiyle 21'de açıklanacak, Fed Başkanı Powell Türkiye saatiyle 21.30'da kameraların karşısına geçecek ve açıklamasını yapacak. Nedir o? Örneğin Fed Eylül ayında veya Ekim ayında yeni bir faiz artışı gerçekleştirecek mi? Örneğin Fed Amerika Birleşik Devletleri'ndeki enflasyonun düşeceğini mi öngörüyor, yoksa artış hızının devam edeceğini mi öngörüyor? Veya Fed Amerikan ekonomisinin resesyona, yani durağanlığa, durgunluğa girip girmeyeceğine ilişkin ne düşünüyor? İşte bütün bunlar Amerika Birleşik Devletleri'ni etkilediği gibi dünyanın geri kalanını da etkiliyor. Şimdi izleyenler şunu düşünebilir. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki enflasyon oranı veya benzin fiyatı, ev kiraları fiyatı FED'le birlikte dünyanın geri kalanını neden etkiliyor? Amerika Birleşik Devletleri tek başına bir ülke olmasına rağmen dünyadaki üretimin ve parasal ticaretin %20'sini tek başına gerçekleştiriyor. Bu yüzden Amerika'daki artışlar ve düşüşler dünyada geri kalan bütün ülkeleri olumlu veya olumsuz şekilde etkiliyor. Tabii bunun Amerikalılara da bir faturası var. Amerika'da da borçlanma artacak. Amerika'da da enflasyon artmasıyla tüketici fiyat endeksindeki rakamlar yükseliş trendi göstermeye devam edecek. Joe Biden 2 gün önce Fed'in açıklamasına ilişkin gelen bir soruya şu şekilde yanıt vermişti. Fed faizi arttırsa da Amerika Birleşik Devletleri'nde enflasyonun düşüş trendine gireceğini tahmin ediyorum dedi ve bir resesyon beklentisi içerisinde değilim ifadesini kullanmıştı. Ancak Amerika'daki ekonomistler Joe Biden'ın oldukça iyimser olduğunu dile getiriyorlar ve en azından Amerika için ekonomik gidişatın çok da aydınlık olmadığının altını vurguluyorlar. Son bir bilgi, o da Powell'ın söyleyeceklerine ilişkin. Eğer Powell şahin bir yaklaşım sergilemezse piyasa fiyatlandırmasını bu şekilde tutacak. Ancak Powell şahin bir açıklama yaparsa, yani 0.75'ten de sonra yeni faiz artışları gelecek, enflasyon yükselecek, ekonomi resesyona girecek derse, işte o zaman hem Asya hem Avrupa hem de Amerika Birleşik Devletleri'ndeki piyasalarda çalkantı derinleşerek devam edecek Ahmet. Hüseyin Günay aktardı. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman resmi temaslar kapsamında Avrupa ziyaretine başladı. İlk durağı Yunanistan oldu. Kabine üyeleriyle birlikte gelen Suudi Veliaht Prens, Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis tarafından resmi törenle karşılandı. Mitsotakis ile Muhammed Bin Selman'ın ikili görüşmesinin ardından iki ülke heyetleri bir araya geldi. İki ülke arasında yüksek düzeyli stratejik işbirliği anlaşması imzalandı. Ziyaret kapsamında iki ülke Asya ve Avrupa arasında veri transferini Suudi Arabistan ve Yunanistan üzerinden sağlanmasını hedeflenen denizaltı kablo bağlantı projesi doğudan Akdeniz'e veri koridoru içinde imza attı. Prens Selman'ın Yunanistan ziyareti 2018'de Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinin ardından bir Avrupa Birliği ülkesine düzenlediği ilk ziyaret olma özelliğini taşıyor. Bulgaristan vatandaşları Türkiye'ye kimlikle giriş yapabilecek. Resmi gazetede yayınlanan karara göre Türkiye, Bulgaristan vatandaşlarının Türkiye'ye seyahati ve transit geçişlerinde pasaport olmadan geçiş yapabilecek. Cumhurbaşkanı kararına göre Bulgaristan vatandaşlarının Türkiye'ye yapacakları her 180 gün içinde azami 90 gün kalış süreli turistik amaçlı seyahatlerinde ve transit geçişlerinde vizesiz kimlik kartıyla geçiş yapabilecek. Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre bu yılın Ocak-Mayıs döneminde Türkiye'yi 944.366 Bulgaristan vatandaşı ziyaret etti. Bulgaristan'dan gelenler yılın ilk 5 ayında Türkiye'ye seyahat edenlerin %8,3'ünü oluşturdu. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, kripto para borsası
Binance'in kurucusu Zaho ile görüştü. Bakan Nebati görüşmeyi sosyal medya hesabından duyurdu. Nebati, video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen görüşmede blok zincir ekosistemi ve kripto varlıklar konularının ele alındığını belirtti. Tahıl anlaşmasının ardından İstanbul'daki koordinasyon merkezi faaliyete başladı. Anlaşmanın tarafları Rusya ve Ukrayna'nın Ankara Büyükelçileri bu kritik günde NTV'ye konuştu. İlk olarak Rusya Büyükelçisi Alexey Yerhov'la başlayacağız. Selen Yalaz'ın sorularını yanıtlayan Yerhov, koordinasyon merkezinin nasıl çalışacağını anlattı. Rus Büyükelçi Odessa Limanı'na yönelik saldırı hakkında da bilgi verdi. Tahıl ihracı krizinin çözümü için Türkiye ve Birleşmiş Milletler garantörlüğünde Rusya ve Ukrayna ile imzalar atıldı. Anlaşmanın hemen ardından Odessa Limanı'na gerçekleştirilen saldırı hala tartışılıyor. NTV'ye konuşan Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Alexey Yerhov, askeri operasyonlar için anlaşmada herhangi bir madde yer almadığını söyledi. Öncelikle 22 Temmuz tarihinde İstanbul'da varılan anlaşmalarla sizin bahsettiğiniz askeri eylemler arasında doğrudan bir bağlantı olmadığını ifade etmek isterim. İmzaladığımız belgelerde Rus tarafı olarak düşmanlarımızın askeri hedeflerine bu tür atışlar yapmamızı yasaklayan herhangi bir madde yok. Mesele şu ki Odessa Limanı'nın sivil ve askeri olmak üzere iki bölümü vardır. Askeri bölümde sadece bahsettiğiniz askeri gemi değil, depo olarak kullanılan bir yapı da vardı. Bu depoda batıdan gelen modern Harpon gemi savar füzeleri vardı. Bu bina imha edildi. Demek ki tahılların Ukrayna'dan çıkarılması ayrı bir konu, bizim özel askeri operasyonumuz ayrı bir konu, bunu kabul edelim. Ayrıca bizim özel askeri operasyonumuz tahılların tahliyesi için herhangi bir engel oluşturmamaktadır. Bunu hem Dışişleri Bakanımız Sergey Lavrov hem Devlet Başkanımızın sözcüsü Dmitri Peskov doğruladı. Büyükelçi Yerhov, İstanbul'da faaliyete geçen koordinasyon merkezinin nasıl işleyeceğini de anlattı. Anlaşma ile çerçeveyi belirledik. Detaylar istişare ile belirlenecek dedi. 22 Temmuz'da İstanbul'da varılan anlaşmalar çerçeve niteliğindedir. Bu anlaşmalar bu doğrultuda yapacağımız çalışmamızın algoritmasını belirliyor. Yani neyin nasıl yapılması gerektiğini ve yapılacağını tespit ediyorlar. Bu arada bu çalışmanın detayları ise bugünlerde istişare edilecek olmalı. Zira İstanbul'da kurulan ortak koordinasyon merkezinin nasıl çalışacağı önemlidir. Mesela Ukrayna tahılını taşıyan bir geminin yola çıktığının nasıl bildirileceği, bunu kimin yapacağı, bilgiyi kimin alacağı, bu kişilerin nerede bulunacakları ve bu ortak koordinasyon merkezinde çalışacak temsilcilerin birbirleriyle nasıl iletişim kuracakları, denetimlerin nasıl yapılacağı, kimin nereye gideceği, ne için gideceği gibi konular önemli. Bu prosedürlerin çalışır duruma getirilmesi için muhtemelen zaman gerekecek, birkaç gün lazım. Ekibimiz İstanbul'a geldi, çalışmaya hazır. Hatta çalışmaya başladıklarını düşünüyorum. İnşallah öyle çalışma süreci organize edilecek ki tahıl getirecek gemiler çıkacaktır. Bu paket anlaşmanın hayata geçirileceğini ümit etmek istiyorum. Rus tarafının söyledikleri bu şekilde. Şimdi Ukrayna'dan gelen açıklamalara bakalım. Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasily Bodnar da Rusya'nın askeri mühimmat olan deposunu vurduk açıklamasına yanıt verdi. Bodnar bu tahıl anlaşmasına uymak istemediklerini gösteriyor dedi. Büyükelçi İstanbul'daki koordinasyon merkezinden beklentilerini de anlattı. Ukrayna tahıl anlaşmasından hemen sonra Rusya'nın Odessa limanına saldırmasına tepkili. Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasil Bodnar saldırıya ilişkin NTV'ye konuştu. Rusya'nın vurulan yerde askeri mühimmat vardı açıklamasına yanıt verdi. Sivil bir gemide askeri altyapı veya teknik bulunması imkansız dedi. Rus tarafı önce yapmadığını iddia etti. Ertesi gün saldırıyı gerçekleştirdiğini söyledi. Odessa limanını bombalamaları bu anlaşmaya uymak istemediklerini gösteriyor. Denize hiç açılmayan gemilerde Harpon gemi savar füzelerinin bulunması gerçekten çok komik bir test. Çünkü bizim deniz yolumuz bloke edildi. Herhangi bir sevkiyat yapılmıyor. Ayrıca sivil bir gemide askeri altyapı, teknik nasıl bulunabilir? Kesinlikle bu olamaz. Bu bize Rusya'nın güven vermeyen bir ortak olduğunu gösteriyor. Bildiğiniz gibi imzalanan Tahıl Koridoru Anlaşması'nın yanı sıra
Rusya ve BM arasında gıda ürünleri ve diğer ürünlerin sevkiyatını kolaylaştırmasına yönelik bir anlaşma imzalandı. Bu bir oyun çünkü Rus tarafı yaptırımların zayıflatılmasını istiyor. İhlaller olursa biz bunu açık şekilde dile getireceğiz. Ruslar taahhütlere uymazsa BM ve Türkiye Rusların taahhütlerine uymasından sorumlu olacak. Büyükelçi Bodnar, İstanbul'da faaliyete geçen koordinasyon merkezinde yürütülecek çalışmaları da anlattı. Merkezde 5 temsilcilerinin olduğunu belirterek, İlk sevkiyatın bu hafta gerçekleşmesi için çalışıyoruz. Öncelikli konumuz bu dedi. Tahıl koridorunda sevkiyatın başlaması bizim için öncelikli bir konu. Bu hafta başlaması için üzerinde çalışıyoruz. Temsilcilerimiz orada bulunuyorlar ve çalışmalarına başladılar. Ama hem Ukrayna limanlarında hem de Türkiye'deki limanlarda bulunacak denetim ve kontrol gruplarının oluşturulması gerekiyor. Söz konusu merkezin çalışması için ilgili belgenin hazırlanması gerekiyor. Ukrayna limanlarından çıkacak gemilerin güzergahını, hareketlerini, her şeyi kontrol edeceği bir planlama yapmak gerekiyor. Müzakere grupları istişare yaptığı zaman söz konusu gemiler geçiş yaparken eskort olmayacağına dair anlaşma yapıldı. Belki de gemiler uzaktan gözetlenecek. İstanbul'daki merkezin en önemli görevlerinden biri de bu gemilere herhangi bir yanaşma olmamasını ya da ayrı bir yüklemenin yapılmamasını kontrol etmek. Bizim için limanların güvenliği hayati bir konu. Çünkü Rusların bu tahıl koridorlarını kullanarak limanlarımızı ele geçirmesini istemiyoruz. Fenerbahçe, Jorge Jesus yönetiminde ilk kez taraftarının önüne çıkıyor bu akşam. Sarı lacivertliler Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanşında Dinamo Kiev'i saat 20'de konuk edecek. Kadıköy'e gidiyoruz. Fenerbahçe'nin ilk 11'ini ve stat çevresindeki atmosferi Övünç Özlem aktaracak bize. Övünç. Fenerbahçe taraftarı da Jorge Jesus'un bu ilk maçında Portekizli teknik adamı karşılamaya hazır. Biletlerin tamamı tükendi. Bu akşam yaklaşık 50 bin sarı lacivert taraftar tribünden karşılaşmayı takip edecek. Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş karşılaşması bu akşam. Fenerbahçe'nin rakibi Dinamo Kiev. İlk maç bir hafta önce Polonya'da oynanmıştı. Dinamo Kiev devam eden savaş nedeniyle Polonya'da ev sahipliği yaptı. Maç 0-0 berabere sonuçlandı. Bu akşam beraberlik halinde 0-0 dışındaki diğer beraberliklerde de karşılaşma uzatmaya gidecek. Uzatmalarda da skor değişmezse maçın galibini bir üst tura çıkan takımı penaltı atışları belirleyecek. Galibiyet halinde de Fenerbahçe eğer galip gelirse tura atlayacak. Dinamo Kiev galip gelirse tura atlayan taraf olacak. Sarı lacivertlilerin 11'i belli. Bu akşam teknik direktör Jorge Jesus'un takımını kalede Altay, savunma dörtlüsünde Osayi, Salahi, Tisserand, Ferdi, orta sahada İrfancan, İsmail, Arroyo, Rossi, hücum hattında Valencia ve Joshua King 11 ile sahaya sürecek. Sarı lacivertlerde Mert Hakan ve Serdar Aziz sakatlığı nedeniyle karşılaşmada yok. Bugünün Fenerbahçe adına yaşanan diğer bir gelişmesi de Kim Min-jae, Fenerbahçe'nin Güney Koreli savunmacısının Napoli'ye transferi oldu. Güney Koreli oyuncu yaklaşık 18 milyon euro bonservis bedeliyle İtalya'ya, Napoli'ye transfer oldu. Kariyerine İtalya'da devam edecek. Fenerbahçe bu sezon 8 transfer gerçekleştirdi. Transfer dönemi henüz devam ediyor. Eklemeler olabilir, yeni transferler olabilir ama biz 8 transferi bir hatırlayalım. Gustavo Henrique bahsettiğimiz Kim Min-jae'nin yerine transfer edildi. Stoper oynuyor. Aynı zamanda João Pedro, Lincoln, Arroyo, Emre Bor, Joshua King, Bruma ve Thiago Çukur Fenerbahçe'nin transfer dönemindeki kadrosuna kattığı oyuncular oldu. Tabii ki Fenerbahçe taraftarı Jorge Jesus dışında bu oyuncuları da bu akşam izleme şansı bulacak. Kadroda olanlar ve oynayanlar özelinde. Dinamo Kiev savaş nedeniyle yaklaşık 9 aydır resmi maç oynayamıyordu. Ta ki geçen haftaya kadar Polonya'da Fenerbahçe ev sahipliği yaptığı karşılaşmayla uzun süre sonra 9 ay sonra ilk resmi maçına çıktı. Bu ikinci resmi maçı olacak. Tanıdık bir isim var. Dinamo Kiev'de Mircea Lucescu. Geçmiş dönemlerde Beşiktaş, Galatasaray ve Amirli Futbol Takımı'nda teknik direktörlük yaptı. 73 yaşındaki teknik adam oldukça tecrübeli. Türk futbolunu Türkiye'yi yakından tanıyor. Bu da takımına bu akşamki oyuna yansıyacaktır. Dinamo Kiev'in önemli kozlarından biri de teknik direktörü. Hem Türkiye'yi hem de Türk futbolunu yakından tanıyan ismi Mircea Lucescu olacak. Hatırlatalım, karşılaşma saat 8'de başlayacak. Övünç Özlem aktardı.
Mahkeme kararıyla Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne devredilen atıl durumdaki Anka Park siyasette tartışma konusu. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni eleştirdi. Belediyeyi Anka Park'ın çürümesine göz yummakla suçladı. Konuya ilişkin Cumhuriyet Halk Partisi'nden de açıklama var. Yersiz bahaneler üreterek Anka Park'ı siyasi ikbaliniz için bir basamağa dönüştürmenize bu millet müsaade etmez. Siyasette Anka Park tartışması devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum mahkeme kararıyla Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne devredilen atıl durumdaki Anka Park konusunda belediyeyi suçladı. Anka Park'ın bilinçli şekilde çürümeye bırakıldığını söyledi. Ankara'nın göbeğinde bulunan bu mekanın çürümesine, metruk bir hale dönüşmesine göz yummanızı anlayamayız. 3 gün önce verilmiş bir mahkeme kararını milat olarak görmenizi de anlayamayız. Kurum Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Anka Park konusunda bahane ürettiğini de savundu. Sürekli bahaneler ürettiniz ve Ankaralı hemşerilerimizin aklıyla alay edercesine buraya dair bir tasarrufunuzun olmadığını anlatıp durdunuz. Ama biz yine doğrusunu ısrarla anlatacağız. Bakan kurumun bu eleştirilerine CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun yanıt verdi. Twitter'dan açıklamalarda bulunan Torun, belediyemiz mahkemelerde hukuk mücadelesi verirken siz neredeydiniz? Anka Park'ta yıllardır hiçbir yetkisi olmayan ve daha birkaç gün önce devralan belediyemizi suçlamayı hangi vicdana sığdırıyorsunuz dedi. Rekabet Kurulu elektronik ticaret sitesi sahibinden.com hakkında pazardaki hakim durumunu kötüye kullandığı iddiasıyla soruşturma başlattı. Şirketin emlak, araç satış ve kiralamasında sahip olduğu hakim durumunu aşırı fiyat uygulamak suretiyle kötüye kullandığı iddiası üzerine yürütülen ön araştırma tamamlandı. Yapılan açıklamaya göre ön araştırmadan çıkan bulguları ciddi bulan Rekabet Kurulu, sahibinden.com hakkında soruşturma açılmasına karar verdi. Platformun yasaya aykırı hareket edip etmediği, cezai yaptırım uygulanıp uygulanmayacağı soruşturmanın ardından ortaya çıkacak. Yeni eğitim öğretim yılında üniversite öğrencilerinin ödeyeceği katkı payları arttı. Resmi gazetede yayınlanan karara göre üniversite harçlarına %36 oranında zam yapıldı. Üniversite harç ücretlerine %36 zam yapıldı. Resmi gazetede yayınlanan kararla bölümlerin yeni harç ücretleri de belli oldu. Buna göre tıp fakültesinde harç ücreti 706 liradan 961 liraya, hukuk fakültesinde 374 liradan 509 liraya, diş hekimliği ve eczacılık fakültesinde ise 590 liradan 804 liraya yükseldi. Yeni harç ücretleri bilgisayarla mühendislik ve mimarlık fakültelerinde 630, Güzel Sanatlar Fakültesi'nde 513, Fen Edebiyat Fakültesi'nde 463, İşletme, İktisat ve Siyasal Bilgiler Fakültelerinde ise 509 lira olarak belirlendi. Uzaktan ve ikinci öğretim ücretlerine de aynı oranda zam yapıldı. Bilgisayar, Mühendislik ve Mimarlık Fakültelerinde 2486 lira, Hukuk, İktisat, İşletme ve Siyasal Bilgiler Fakültelerinde 1879 lira, Fen Edebiyat Fakültelerinde ise 2084 lira harç ödenmesi istenecek. Üniversitelerin birinci öğretim programlarına kaydolan öğrenciler 2012 yılından beri harçlardan muaf tutuluyor. Ancak ikinci öğretim programında yer alan ve fakültelerin öğretim süresi içerisinde mezun olmayan öğrenciler belirlenen harç ücretlerini ödemek zorunda. İstanbul Sultan Gazi'de bir özel halk otobüsünde yangın çıktı. Alev alev yanan araçtan şoför ve oğlu son anda çıktı. Olay Sultan Gazi Cebeci Caddesi üzerinde yaşandı. İETT şoförü tamirden sonra test sürüşü yapmaya çıktı. Bir süre sonra arızalanan araç tünele girince duman içinde kaldı. Şoför ve o sırada yanında oturan 9 yaşındaki oğlu panikle kendilerini araçtan dışarı attı. Otobüste zaman zaman patlamalar meydana geldi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
İstanbul Fatih'te bir lisenin bahçesine kurulan portatif yüzme havuzu çocuklar yüzdüğü sırada patladı. Okulun bahçesi ve bodrumunu su bastı. Olayda bir kişi hafif yaralandı. Fatih Mevlana Kapı Mahallesi'nde bir lisenin bahçesine portatif yüzme havuzu kuruldu. Öğrencilere yüzme dersi verildiği sırada havuzu çevreleyen demirlerden biri kaydı. Havuzun patlamasıyla tonlarca su okul bahçesine boşaldı. Çocukların panik yaşadığı olayda bir kişi hafif yaralandı. Belediye ekipleri suyu tamamen tahliye etti. Portatif havuzun onarılıp cuma günü yeniden açılacağı duyuruldu. Bir yolu olarak ürün ambalajlarını küçültüyor. Son 40 yılın en yüksek enflasyonuyla karşı karşıya olan Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan bir araştırma, ambalaj ve kutuların inceldiğini, renk seçeneğinin azaltıldığını ortaya koydu. Yüksek enflasyon dünyada ambalaj ve paketleme alışkanlıklarını değiştiriyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde marketler dahil olmak üzere Fortune 100 markalarının %90'ından fazlası için pazarlama hizmetleri sağlayan RRD Packaging Solutions'a göre 5 şirketten 4'ünün ambalajında bir şekilde değişiklik yaptığını söylüyor. Araştırmaya göre firmalar paketlemede ince ayara gidiyor. Örneğin ambalaj kutularının üstündeki kanatlar kısalıyor ya da kutunun kendisi inceliyor. Ürünleri tutmak için plastik yerine daha ucuz hem de daha çevre dostu olan kağıt kılıf kullanılıyor. Markalar ambalajlarda daha fazla renk seçeneği yerine sadece kahverengi ya da gri gibi renkler kullanıyor. Geri dönüştürülmüş ambalaj malzemesinden yapılmış gri veya kahverengi kağıdı tercih etmek %20 ile %30 arasında daha az maliyet sağlayabiliyor. Firmanın araştırması ürünün fiyatını artırmak yerine gramajını düşürme yolunun daha fazla tercih edildiğini gösteriyor. Her 4 tüketiciden 3'ü market raflarında daha ince tuvalet kağıdı, bir torbadan daha az cips veya plastik bir şişede daha az bulaşık sabunu gibi küçültülmüş ürünlerle karşılaştıklarını ifade ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde su üzerinde uçan bir ulaşım aracı geliştirildi. 12 yolcu taşıyabilen araç elektrikle çalışıyor. Araç bilim kurgu filmlerini andırıyor. Elektrikle çalışıyor. Su yüzeyinden sadece 1 metre yükseklikte uçuyor. Sıfır karbon salımıyla yüksek hızda deniz taşımacılığı sağlıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde geliştirilen ulaşım aracı performansıyla dikkat çekiyor. Araç uçan bir bota benzetiliyor. Elektrikle çalışan araç, martı ve pelikanlar gibi kanatlarının dalgalar üzerinde oluşturduğu hava akımıyla uçuyor. Deniz planörleri için elektrikli uçan tekneler diyebiliriz. Limandan limana, su üzerinden taşımacılık imkanı tanıyorlar. Mevcut batarya teknolojisiyle 300 kilometre menzilde hızlı ve düşük maliyetli nakliyat mümkün. Araç 1,5 metre dalgalara dayanıklı olarak tasarlandı. Araçların kullanımının artması için limanlardaki şarj altyapısının da geliştirilmesi gerekiyor. Feribotlardan 6 ila 10 kat hızlı, uçakların yarı maliyetinde bir araçtan bahsediyoruz. Sera gazı salımı da sıfır. Hem havada hem de denizde müşterilerimizin büyük ilgisi var. Amerikalı üretici firma şimdiden 400 sipariş aldı. Yük taşıyan modellerin yanı sıra 12 yolcu taşıyan aracın da seferlere 2025'te başlaması planlanıyor. Türkiye'nin en genç lisanslı pilotu unvanı 18 yaşındaki Toprak Mert Yürekli'de. Bursa'da yaşayan ve şimdiden 160 saat uçuş süresi olan Yürekli eğitim sürecini ve hedeflerini anlattı. Çelik kanatlara yön verdiği ana ilişkin bu fotoğraf 9 yaşında çekildi. Bu kare ise 18 yaşına ait. Toprak Mert Yürekli, Türkiye'nin lisanslı en genç pilotu. Şu anda Türkiye'nin en genç ultralight kaptan pilotlarından biriyim. Hatta sanırım en genci. Pilotluk Toprak Mert Yürekli'nin çocukluk hayaliydi. Şu anda görmüş olduğunuz uçağın kaptan pilotuyum. Yanımda görmüş olduğunuz Gyrocopter'in yine pilotluğunu alıp, ultralight helikopter pilotluğunu alıp, bunlar üzerinde öğretmen pilotluk yapmayı düşünüyorum. Özel bir okulda eğitim gören Yürekli, kısa süre önce uçuş lisansını aldı. Ancak bu kolay olmadı.
40 saatimi kokpitte geçirmiş bulunmaktayım şu anda pilot olarak, kaptan pilot koltuğunda. Fakat daha öncesinde 160 saat civarında kokpitte bulunmuşluğum var. Havacılık riskli. Son yıllarda pilotaj öğrencilerinin yaşadığı kazalarsa hala hafızalarda. Ancak Toprak Mert Yürekli yeni tip mikrolight uçaklarla uçuyor. Arıza durumunda uçağındaki paraşütü açılabiliyor. Sabahları uçuşa çıkmadan uçaklarımızın kaputlarını açıp bir sıkıntı, bir problem var mı diye en ince detaya kadar kontrol ediyoruz. Çünkü uçağımız bozulduğu zaman sağ çekip durma gibi bir imkanımız yok. Havaalanına yetişmek durumundayız bir arıza olduğu zaman. Yetişemezsek de işte gördüğünüz gibi kazalar meydana geliyor. En iyi ihtimalle balistik paraşütümüzü açıp 40 kilometre saat hızlarda yere inebiliyoruz. Normalde pek çok kişi lisansını aldıktan sonra sivil havacılığa yönelir. Bir Boeing ya da Airbus uçurmak ister ticari uçuşlarda veya çıtayı daha da yükseğe çıkartıp askeri havacılığa yönelerek savaş pilotu olmayı arzular. Hiç düşündün mü, böyle bir hedef koydun mu kendine? Ya da aklının ucundan geçiyor mu? Geçiyor, tabii ki geçiyor. Hatta şu anda almış olduğum lisans sayesinde o eğitimleri almak istediğim zaman kredilendirme uygulanacak bana. Bu saatte daha uygun bir şekilde hava yolu pilotluğuna geçebiliyorum. Yine bir hayalim o. Ağrı Dağı eteklerinde büyük bir müzik festivali düzenlendi. Bir moda firması tarafından organize edilen festival gençlerden büyük ilgi gördü. Birçok ilden gelen konuklar festivalde gece boyu eğlendi. Lazer ve dans gösterileri, dev platform sanatçılar. Doyasıya eğlenen 30 bin kişi. Ağrı Doğu Beyazıt daha önce bölgede görülmemiş büyüklükte bir müzik festivaline ev sahipliği yaptı. Daha önce tarihi mekanlarda defilelerle dikkat çeken bir giyim markasının düzenlediği etkinlik için günler öncesinden hazırlık yapıldı. Ağrı Dağı eteklerinde etrafı dev ekranlarla çevrili büyük bir platform kuruldu. Etkinliğe katılmak için Erzurum, Kars, Iğdır, Muş ve Diyarbakır'dan gençler Doğu Beyazıt'a gitti. Işık gösterilerinin başlamasıyla eğlence zirveye çıktı. Önce firma sahibi Hikmet Eraslan'ın DJ performansı vardı. Ardından ünlü rapçilerin de arasında olduğu çok sayıda isim sahne aldı. Coşkuyla süren etkinlikte katılımcılar geç saatlere kadar eğlendi. Milattan önceki dönemde uzun yıllar Urartuların başkenti olan Van Tuşba kaçak definecilerin hedefi oldu. Kaçak kazılar sırasında eşine nadir rastlanan tarihi yapılar ve duvar resimleri tespit edildi. Bölge şimdi koruma altına alındı. Definecilerin kaçak kazısı sırasında bulundu. Yer altındaki Urartu yapıları ve resimler heyecan yarattı. Buradan çıkan aslan heykeli parçaları, yüzeyde bulduğumuz mimari blok parçaları ve kaçak kazıyla tespit edilen duvar resimleri gösteriyor. Burada gerçekten olağanüstü güzellikte muhteşem bir Urartu mimarisi bizi bekliyor. Milattan önceki dönemde Urartuların başkenti ilan ettiği Van'ın Tuşba ilçesinde 33 yıldır kazı çalışmaları yürütülüyor. Ancak kazıların yapıldığı Ayanis Kalesi yakınlarındaki Garibin Tepesi son zamanlarda definecilerin talanına uğradı. Kaçak kazıların yapıldığı bölgede yerin 6-7 metre altında anıtsal yapılar bulundu. 15 metre uzunluğundaki koridorlarla bağlanan labirent yapıda birçok oda var. Odalarda benzerine çok az rastlanan nadir duvar resimleri bulundu. Bu duvar resimleri gerçekten oldukça özel ve unik örnekler. Çünkü Urartu kültür dünyasında, Urartu arkeolojisinde çok az örneği biliniyor. Birkaç yerde örnekler var ama bunlar ne yazık ki parçalar halinde korunmuş değil. Buradaki örnekler son derece iyi korunmuş ve anıtsal bir mimarinin süsleme unsurları olarak karşımıza çıkıyor.
kaçak kazılarla gündeme gelen bölge koruma altına alındı. Urartulara ait yapıları incelemek üzere 6 kişilik uzman ekip görevlendirildi. Tarihe ışık tutan yapılar, ekiplerin laboratuvardaki incelemeleri tamamlandıktan sonra tanıtılacak. Ayrıca bölgenin turizme kazandırılması için çalışma yapılacak. Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yapılan robot taksi binek otonom araç yarışması heyecanlı anlara sahne oldu. Üniversite öğrencilerinin tasarladığı araçlar yarış alanında sürücüsüz şerit takibi yaptı. Geleceğin mühendisleri ve teknisyenleri tasarımlarını deneme fırsatı buldu. Üç, iki, bir, başla. Bismillah. Üniversite öğrencilerinin tasarladığı sürücüsüz araçlar yarıştı. Şeritleri takip eden araçlar parkuru başarıyla tamamladı. Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki robotaksi binek otonom araç yarışması renkli görüntülere sahne oldu. Umuyoruz gelecek senelerde işte öncelikle kampüslerde, sonra ülkemizde, sonra uluslararası yollarda otonom araçlarımızı görüyor olacağız. Teknofest kapsamında yapılan yarışmaya 120 takım başvurdu. Otonom araçlar tek tek piste alındı. Sürücüsüz araçlar gerçek trafik koşullarına yakın bir parkurda yarıştı. Helal, tebrik ediyoruz ya. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank öğrencilerin yarış heyecanına ortak oldu. Otonom teknolojiler tüm sanayiyi dönüştürme kabiliyetine sahip. İşte buradaki gençlerimiz de böyle önemli bir işte kendilerini yetiştirip burada yarışarak aslında geleceğin en başarılı mühendisleri, teknisyenleri, otonom tasarımcıları olacaklarını ispat etmiş oluyorlar. Otonom araçlar bu yıl dubaları değil, şeritleri takip ederek yarıştı. Sürücüsüz araçlar kavşaktan dönme, engelli park tabelasını tanıma ve park etme görevlerini tamamlamaya çalıştı. Araçta kullandığımız kontrol kartlarını da kendimiz tasarlayıp yazılımlarını da biz yapıyoruz. Aynı zamanda yapay zeka ve görüntü işleme algoritmaları da bize ait oluyor tamamen. Bir yeni gelişme, onu aktaralım. Irak'ta Şii lider Mukteda es-Sadr destekçileri meclis binasını bastı. Bağdat'taki yüksek güvenlikli yeşil bölgeye giren yüzlerce protestocu meclis binasına girdi. Slogan atan göstericilere güvenlik güçlerinin müdahale etmemesi dikkat çekti. Meclis Genel Kurul salonuna giren protestocular sıralarda oturdu. Irak bayrakları taşıyan göstericiler yolsuzluk karşıtı sloganlar attı. Irak'ta yarın başbakan ve cumhurbaşkanı için mecliste oylama yapılacak. Irak'ta meclis tarafından seçilecek cumhurbaşkanı başbakan adayına hükümeti kurma görevi verecek. Başbakan adayı da kabinesini 30 gün içinde meclise sunmakla yükümlü. Irak'ta 2003'te kurulan siyasi denkleme göre Cumhurbaşkanı Kürtlerden, Meclis Başkanı Sünnilerden ve Başbakan da Şiilerden seçiliyor. Bültene reklam arası verelim. Akşam haberlerine devam ediyoruz. Ekrandaki son dakika gelişmesiyle başlayalım bu bölüme. Irak'ta meclis binası baskını söz konusu. Irak'ta Şii lider Mukteda es-Sadr destekçileri meclis binasını bastı. Bağdat'taki yüksek güvenlikli yeşil bölgeye giren yüzlerce protestocu meclis binasına girdi. Slogan atan göstericilere güvenlik güçlerinin müdahale etmemesi dikkat çekti. Meclis Genel Kurul salonuna giren protestocular sıralarda oturdu. Irak bayrakları taşıyan göstericiler yolsuzluk karşıtı sloganlar attı. Irak'ta yarın başbakan ve cumhurbaşkanı için mecliste oylama yapılacak. Irak'ta meclis tarafından seçilecek cumhurbaşkanı başbakan adayına hükümeti kurma görevini verecek. Başbakan adayı da kabinesini 30 gün içinde meclise sunmakla yükümlü. Irak'ta hassas bir denge var. 2003'te kurulan siyasi denkleme göre Cumhurbaşkanı Kürtlerden, Meclis Başkanı Sünnilerden ve Başbakan da Şiilerden seçiliyor. Arjantin'in efsanevi First Lady'si Eva Perón'un ölümünün üzerinden 70 yıl geçti. Arjantinliler hayatı kitaplara ve filmlere konu olan First Lady'lerini unutmadı. Başkent Buenos Aires'te binlerce kişi Evita anısına yürüyüş düzenledi.
Bu kalabalık Arjantin'in efsanevi First Lady'si Eva Perón için toplandı. Evita olarak anılan Eva Perón 70. ölüm yıl dönümünde anıldı. Eva Perón ölümünün üzerinden 70 yıl geçse de hala ülkesinde ilham kaynağı. Başkent Buenos Aires'te binlerce kişi onu anmak için sokakları doldurdu. Ellerinde meşalelerle yürüyen göstericiler Evita'nın dev portrelerinin sergilendiği Sosyal Kalkınma Bakanlığı'na yürüdü, onun anısına çiçekler bıraktı. Anma etkinliklerinin parçası olarak eski First Lady'nin daha önce hiç görülmemiş görüntüleri de duvarlara yansıtıldı. Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez de Eva Perón anısına düzenlenen etkinlikte yerini aldı. Fernandez, Evita'nın Arjantinlilerin ruhlarında silinmez izler bıraktığını söyledi. 1945 yılında Devlet Başkanı Juan Perón'la evlenen Eva Perón, Arjantinlilerin sevgilisi haline gelmişti. First Lady'liği döneminde kadın ve işçi hakları konusunda önemli çalışmalar yapan Eva Perón, ülkesinde kadınların ilk kez oy kullanmasına ön ayak oldu. Yürüttüğü yardım faaliyetleriyle de dikkat çeken Evita, çok sayıda hastane ve yetimhane açılmasını sağladı. Evita 1952'de 33 yaşında kanser nedeniyle hayatını kaybetti. Hayatını konu alan filmde First Lady'yi ünlü şarkıcı Madonna canlandırdı. Bu haberle bülteni noktaladık. Saat başında ana haber bülteniyle karşınızda olacağız. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Merhaba, saat 8 oldu. NTV'de ana haber bültenine hoş geldiniz. Gün içerisinde yaşanan tüm gelişmeleri önümüzdeki bir saat içerisinde ekrana taşıyacağız. Önce birkaç başlıkla öne çıkanları bir hatırlatalım, sonrasında da ayrıntıya geçelim. Dünyada yaşanan tahıl krizine çare olacak mekanizma işlemeye başladı. Ukrayna limanlarında bekleyen 25 milyon ton tahılın sevkiyatını koordine edecek merkez bugün resmen açıldı. İstanbul'daki açılış töreninden yansıyanlar, Milli Savunma Bakanı Akar'ın açıklamaları ve mekanizmanın işleyişine dair merak edilenler birazdan ana haberde olacak. Musul'dan korkutan bir haber geldi. Dün gece Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğu yakınlarına bir saldırı düzenlendi. Ankara'dan o saldırıya sert tepki geldi. 3 şehit içinde cenaze töreni vardı bugün. Kuzey Irak'ta ve Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde şehit olan 3 asker sonsuzluğa uğurlandı. Piyasaların gözü ABD Merkez Bankası Fed'in faiz kararında. Faiz artırımı bekleniyor. Bu doların diğer para birimleri karşısında değer kazanması demek. Daha Fed kararı gelmeden dolar 18 liraya yaklaştı. Piyasalardaki duruma bakacağız birazdan. Ve futbol, Fenerbahçe Jesus döneminde yönetiminde ilk kez taraftarıyla buluşuyor. Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turunda Dinamo Kiev'le 0-0'ın rövanşında karşı karşıya geliyor Fenerbahçe. Maç başladı. Son durum ana haberde olacak. Başlıyoruz. Tahıl krizini bitiren anlaşmanın hayata geçirilmesi için önemli bir aşama daha geride kaldı. Geçen hafta imzaların atıldığı İstanbul'da Sevkiyat Koordinasyon Merkezi de çalışmalara başladı. Artık tahıl taşıyan ilk geminin Ukrayna limanlarından yola çıkması bekleniyor. NTV'ye konuşan Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasil Bodnar, ilk sevkiyatın bu hafta gerçekleşmesi için çalışıyoruz dedi. Sevkiyat üssünün açılışına Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da katıldı. Akar, taraflara mutabakatın aksamadan yürütülmesi çağrısı yaptı. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Teşekkürler. Thank you. Hasiba diyakuyu. Rusya ve Ukraynalı görevlilere kendi dillerinde teşekkür etti. Çalışmalarla ilgili ayrıntıları paylaştı. Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Ukrayna'daki limanlarda bekletilen 25 milyon ton tahılın güvenli bir şekilde dünya pazarlarına taşınmasını sağlayacak koordinasyon merkezi çalışmalara başladı. Tüm gemiler koordinasyon merkezinde işte bu harita aracılığıyla izlenecek. Bu haritada ayrıntılı olarak bütün bilgiler yer alacak. Gemiler hangi limanlardan çıkacak, nasıl bir yol izleyecek, hepsi buradan kontrol edilecek. İstanbul'da kurulan merkezin açılışını Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar yaptı. Bakan Akar merkezde çalışan görevlilere seslendi. Sizlerin sorumlulukları gerçekten büyük. Rusya Federasyonu, Ukrayna, Türkiye ve Birleşmiş Milletler'in değerli temsilcileri tarihi,
insani ve önemli bir misyon üstlenmiş bulunuyorsunuz sizler. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettikleri üzere mutabakat taraflarca uyulması en büyük arzımızdır. Peki koordinasyon merkezi nasıl çalışacak? Merkez asker ve sivil olmak üzere Türkiye ile birlikte Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler'den beşer temsilciden oluşmaktadır. Sahada herhangi bir askeri unsur mevcut değildir. Bu merkezle ilişkili. Bu merkez girişime dahil olacak ticari gemilerin kaydını ve takibini yapacak. Uydu, internet ve diğer muhabere vasıtalarıyla ticari gemilerin intikalini teknik olarak takip edecek. Tüm faaliyetlerini taraf ülkeler ve Birleşmiş Milletler ile koordine olarak yürütecektir. Ukrayna limanlarındaki yükleme ile Türkiye'deki limanlara varışta uygun görülecek mevkilerde müşterek denetim timleri tarafından gemilerin kontrolleri yapılacaktır. Şu aşamada bu konuda mayın temizleme konusunda herhangi bir ihtiyaç bulunmamaktadır. Taraflarca imzalanan belge 120 gün için geçerli olacak, tarafların sonlandırma talebi olmadıkça da devam edecek, yenilenecektir. Dünyayı etkileyen tahıl krizinin aşılmasında merkezde görev yapanlara çok önemli sorumluluklar düşüyor. Müşterek Koordinasyon Merkezi vasıtasıyla yapılacak çalışmaların tüm dünyayı etkileyen gıda krizinin aşılmasına özellikle uzmanlar tarafından belirtildiği üzere fiyatların aşağı çekilmesine önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Bu merkezde çalışan personel, buradaki bulunan arkadaşlarımız, dünyanın gözünün üzerlerinde olduğunun farkında, temennimiz kolektif ve başarılı çalışmalarla merkezin insana ihtiyaç ve barışa azami katkı sağlaması. Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğu ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Başika üssüne eş zamanlı saldırılar düzenlendi. Başkonsolosluk binasının yakınlarına 2 roket düştü. Yaralanan olmadı neyse ki. Çevredeki bina ve araçlarda hasar meydana geldi. Saldırıya Ankara'dan sert tepki var. Kuzey Irak Doğuk'ta 9 sivilin hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili tartışma sürerken, Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğu ve Başika üssüne eş zamanlı saldırılar düzenlendi. Saldırılarda ölen ya da yaralanan olmadı. Dün akşamki provokasyon da bugüne kadar yapılan buna benzer taciz ve provokasyonların bir parçası. Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde başkonsolosluk binasının yakınlarına 2 adet roket düştü. Çevredeki bina ve araçlarda hasar meydana geldi. Eş zamanlı olarak Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Başika üssüne de taciz gerçekleşti. Üst çevresinde hafif çaplı maddi hasar meydana geldi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada bu saldırıyı en sert şekilde kınıyor ve sorumluların bir an önce adalet önüne çıkarılmalarını bekliyoruz denildi. Saldırının zamanlamasına da dikkat çekilen açıklamada, Irak makamlarının çağrısı üzerine düzenlenen Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısı sırasında bu saldırının gerçekleşmiş olması da vahim ve düşündürücüdür ifadesi yer aldı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada Musul Başkonsolosluğumuza yönelik alçakça saldırıyı kınıyoruz denildi. Bu saldırıyla kimin sivillere ve sivil hedeflere saldırdığı bir kez daha görülmüştür. Saldırıyı gerçekleştiren teröristlerden de er ya da geç diğer teröristler gibi hesap sorulacaktır. Teröristlerin tuzaklarını başlarını yıkacak, bölgeyi kana boğma hayalleriyle birlikte onları kazdıkları hendeklere gömeceğiz. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik ise Türkiye'nin gücünü test etmeye kalkan terör odakları kararlı ve kesin bir cevapla karşılaşacaklardır mesajını paylaştı. Terörle mücadelemiz yüksek meşruiyete ve kararlı bir iradeye sahiptir. Planlı provokasyonlar neticesinde Türkiye'nin hedef gösterilmesi sadece terör odaklarının işine yarar. Kardeş Irak'la beraber bu terör odaklarına karşı mücadeleyi artırmalıyız. Türkiye'yi hedef alan terör odakları bunun bedelini mutlaka öderler. 3 ilde şehit cenazesi vardı. Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde şehit olan sözleşmeli erlerden Mert Otal Kırıkkale'de, Mevlüt Yoğurtçu Ankara'da toprağa verildi. Pençe Harekatı'nda şehit olan sözleşmeli er Cüneyt Taş Yürek ise Afyon Karahisar'da defnedildi. Kimi oğluna, kimi babasına veda etti.
3 şehit, yüzlerce kişinin katıldığı törenlerle son yolculuğa uğurlandı. Allahu Ekber. Sözleşmeli erler Mert Otal ve Mevlüt Yoğurtçu, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Suriye'de görev yapıyordu. Tankçı olan iki asker aynı zamanda yakın arkadaştı. Teröristlerin taciz ateşi sonucu ağır yaralanan Otal ve Yoğurtçu şehit oldu. Şehit er Mevlüt Yoğurtçu için Ankara'da tören düzenlendi. Törene MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bakanlar, milletvekilleri ve çok sayıda siyasetçi katıldı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de törene katılan isimler arasındaydı. Allahu Ekber. Cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı. Şehit er Mevlüt Yoğurtçu 28 yaşındaydı. 2 yaşında çocuğu vardı. Çatışmadan 8 saat önce eşiyle telefonda görüşmüş, 3 gün sonra izne geleceğini söylemişti. Şehit sözleşmeler Mert Otal 24 yaşındaydı, bekardı, 2 yıllık askerdi. 6 aydır Suriye'de görev yapıyordu. Kırıkkale'de düzenlenen törende 2000 kişi şehidi son yolculuğa uğurladı. Bir cenazede Afyonkarahisar'da vardı. Sözleşmeler Cüneyt Taşyürek, Pençe 1-2 harekatı kapsamında Kuzey Irak'ta görev yapıyordu. Arama tarama faaliyeti sırasında tuzaklanan el yapımı patlayıcı askerlerin geçişi sırasında infilak etti. Ağır yaralanan ve helikopterle hastaneye kaldırılan Taşyürek kurtarılamayarak şehit oldu. 21 yaşındaki şehit geçen yıl göreve başlamıştı. Ailenin 4 çocuğundan en küçüğüydü, bekardı. Allahu Ekber. Şehit sözleşmeler Cüneyt Taşyürek Çobanlar ilçesinde defnedildi. Irak'ta Şii lider Muqteda es-Sadr destekçileri meclisi bastı. Göstericiler İran destekli başbakan adayını protesto ediyor. Ayrıntıları alacağız. NTV muhabiri Ali Asgar Çabuk telefon attığımızda. Ali Asgar. Ahmet, Irak'ta Sadr yandıları meclis binasını bastı. Aslında şu an Irak'ta Bağdat'ta yaşananlar hükümet kurma krizi ve sancısını aslında bize gösteriyor. İran'a yakın Şii grupların oluşturduğu koordinasyon çerçevesi tarafından başbakan adayı olarak Sudani gösterilmişti. Ve aslında Sudani'nin aday gösterilmesine yanlıları tepki gösterdi. Ve bir yerde aslında Muqteda el-Sadr Maliki'ye de yakın olan Sudani'nin başbakanlık adayına geçit vermeyeceğini bir yerde gösteriyordu diyebiliriz. Sadr yanlıları sokağa döküldü buna tepki olarak ve meclis binasını bastılar. Sadr taraftarları Bağdat'ta Maliki'ye yakın Şii başbakan adayına karşı aslında bu gösterilerini başlattılar. Gösteriler daha başlamadan Irak kaynakları İran devrim muhafızları Kudüs gücü olan İsmail Kani'nin Bağdat'ta olduğu haberini geçmişlerdi. Kendisi öldürülen Kasım Süleyman'ın halefi oluyor. Kani'nin de Bağdat'ta olması ve İran'a yakın olan Şii grupları Sudani'nin adaylığı için desteklemesi, koordinasyonunu sağlaması, kanalize etmesi Sadr yanlılarını ayrıca aslında öfkelendiriyor. Bir yerde Sadr ile Maliki arasındaki gerilimi ve tansiyonu görüyoruz. Sudani de Maliki'ye yakın bir isim. Dolaylı olarak aslında İran'a yakın bir isim oluyor başbakan adayı. Bu iki lider arasındaki gerilimin bir yansımasını görüyoruz aslında Irak'ta ve Sadr şu mesajı veriyor aslında kendisinin izin vermediği ve onaylamadığı bir adayın şu aşamada hükümet kurmasının mümkün olmadığı mesajını vermeye çalışıyor Muqteda el-Sadr ve bu iki lider arasındaki gerilimi de bir yerde artırıyor. Bu anlamda Sadr Maliki'ye yakın bir başbakan adayına asla izin vermeyeceği mesajını kendi taraftarlarını bir yerde sokağa dökerek gösteriyor. Kendi taraftarları da meclis binasını bastılar. Yeşil bölgeye girdiler. An itibariyle Muqteda el-Sadr bir mesaj yayınladı ve kendi taraftarlarından meclis binasını boşaltmalarını istedi. Yine Irak Başbakanı Kazemi de parlamento binasının boşaltılmasını istedi. Ancak gerilim devam ediyor ve bu bir yerde bize Irak içerisinde Şiiler arasındaki çatışma potansiyelini ve tehdidini de aslında gösteriyor. Geçen hafta yayınlanmış bir ses kaydı vardı. Bu ses kaydı Maliki'ye ait olduğu iddia ediliyordu ve bu ses kaydında
Maliki Sad ile bir savaştan bahsediyordu. Maliki bunun için 15 bin kişilik silahlı bir grup kurduğunu anlatıyordu. Sadr ise sık sık ölümle tehdit edildiğini belirtmekte. Kısacası Irak'taki hükümet kurma krizi hala devam ediyor ve Şiiler arasında Irak içerisinde bir çatışma tehdidi de büyüyor Ahmet. Piyasaların gözü Amerikan Merkez Bankası Fed'in faiz kararına çevrildi. Karar Türkiye saatiyle 21'de açıklanacak. Piyasalarda Fed'in faiz kararı öncesi karışık bir fiyatlama var. Dolar endeksi 106 puanla yatay seyrederken içeride dolar kuru 17.90'ın üzerine çıktı. Kur 20 Aralık'tan sonra en yüksek seviyesini görmüş oldu. Dolar kurundaki değer kazancına rağmen gram altın 990 liranın altında kaldı. Gram altının fiyatı üzerinde ons altındaki hafif gerileme etkili oldu. Öte yandan borsada ise pozitif bir görünüm var. BIST 100 endeksi %0,5 civarında değerlendi. Üniversite adayları için tercih süreci başladı. 5 Ağustos'a kadar süreleri var öğrencilerin. Bu yıl baraj kalktığı için tercih yapacak aday sayısı da arttı. Peki tercih yaparken nelere dikkat etmeli? Hangi unsurlar göze alınmalı? Eğitim uzmanlarına sorduk. Tercih yapacak aday sayısında geçen yıla oranla bu yıl 1 milyon 200 bin hatta 1 milyon 300 bine yakın bir farklılık olduğunu görüyoruz. Her puan türünün kendi içinde tercih yapacak aday sayısında da çok büyük artışlar var. Baraj kalktı, tercih yapacak aday sayısı arttı. Uzmanlar üniversite tercih yapacak adayları puanlarına değil sıralamalarına dikkat etmeleri konusunda uyarıyor. Öğrenci 2 milyon 200 bininci oldu ve diyor ki ben zaten ön lisans bölüme yerleşirim ama süreç öyle ilerlemiyor. 3 milyon öğrencinin yaklaşık 1 milyonu aslında üniversiteye yerleşecek puan ne olursa olsun başarı sırasına bakması lazım öğrencinin. Üniversitelerde 1 milyon 61 bin 686 kontenjan bulunuyor. Adaylar en fazla 24 tercih yapabilecek. Yaklaşık olarak 24 tercihin 8-10 tanesini kendi sınırlarımızın, kendi gücümüzün üstündeki bölümlerden, 10 tanesini kendi bulunduğumuz bölgeye yakın olan yerlerden, en az 5-6 tanesini de kendi sınırımızın epeyce altında. Yani sürpriz olduğu takdirde yerleşme şansımızı daha da artırabilecek bölümlerden seçmemiz uygun olacaktır. 50 binlik sıra elde etmiş olan bir öğrenciyi düşünelim. Bu öğrenci yaklaşık 40 binden başlayarak 40 bin ile 70 bin aralığında 30 binlik bir derinlik içerisinde bu tercihlerini yapabilir. Uzmanlar bu yıl ek yerleştirme döneminin beklenmemesi için uyarıyor. Şu anda tercih yapacak 2 milyon 911 bin tane aday var. Aday sayısının artmasıyla birlikte rekabet de çok artacak ve üniversite kontenjanları öyle son birkaç yıldır yaşandığı gibi çok büyük kontenjan boşlukları olmadan yani bütün kontenjanlar belki de dolarak süreç tamamlanmış olacak. Tercihler ÖSYM'nin internet sitesinden yapılacak. Sadece elektronik ortamda yapılacak tercihler işleme alınacak. Tercih işlemleri 5 Ağustos'ta sona erecek. Son aylarda sitelerin aidat ücretleri kiralarla yarışmaya başladı. İstanbul'da 10 bin liranın üzerine çıkan aidatlar var. Site yönetimleri artışa gerekçe olarak giderleri gösteriyor. Pek çok ev sahibi ve kiracı ise şikayetçi. Aidat mevzuatı ile ilgili meclise ve bakanlıklara yeni düzenleme talep edildi. Hukukçular site genel kurullarına katılım ve yönetim planlarının gözden geçirilmesi konusunda da uyarıyor. Enflasyon oranları, artan giderler, personel maaşları, tesislerin bakımı. Site giderlerinin karşılanması amacıyla ödenen aidat ücretleri son bir yılda %100'ün üzerinde arttı. Ancak keyfi aidat artışı yapıldığına yönelik şikayetler giderek artınca ev sahipleri yeni bir yönetmelik talep etti. Bu kadar yoğun toplu yaşam alanının tesisin olduğu sitelerin hala 1965 yılında yazılmış kat mülkiyeti kanunuyla yönetilme çalışmaları bu anlamda sektörümüze, kat maliklerimize, halkımıza zarar vermektedir. Bu sayede biz çalışmalarımızı öncelikle Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne, sonrasında Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na, ardından İçişleri Bakanlığı'na kadar ilettik. Şu anda da bir yönetmelik hazırlama çabasındayız.
Site yönetimlerinin profesyonelleşmesi de talep ediliyor. Ülke genelinde her önüne gelen site yöneticisi olabiliyor. Yani sektörün standartları oluşmamış. Dolayısıyla profesyonel yönetim şirketlerinden destek alınması gerekmektedir. Peki yasal bir kota var mıdır? Bir yıl içinde örneğin bir yönetim kaç defa zam yapabilir aidatlara? Şimdi bu konuda en önemli kavram genel kurul. Şimdi yönetimin kendi kafasına göre, kendi iradesine göre artış yapabilme hakkı hukuken mümkün değil. Yönetim eğer bu maliyetlerin arttığını, ciddi bir zam olduğunu, ciddi bir enflasyon süreci yaşandığını iddia ediyorsa, bu konuda yapması gereken olağanüstü genel kurula gidip bütçe revizyonu yaparak oradan onay almak zorunda. Genel kurullara katılımda mı bazen sorun yaşanıyor veya düşük mü kalıyor katılım? Bizim 1000-1500 malikli, 300-400 malikli fark etmez genel kurullarımız en fazla 30-40 bilemediniz 100 kişiyle bütçe onayına gidiyorlar. Dolayısıyla bu durumda ne oluyor? Siz o 100 kişinin almış olduğu karara iştirak etmek zorunda kalıyorsunuz. Gayrimenkul satışlarında sitelerin yönetim planları da iyi incelenmeli. 4+1 daire ile 1+1 dairelerin olduğu karma yapılı bir sitede oturuyor olabilirsiniz. Ama yönetim planında ortak alanlara ilişkin tüm giderler eşit ödenecektir derse, o zaman siz 4+1 kullandığı ortak aydınlatmanın tamamını siz ödemiş oluyorsunuz. Hazine ve Maliye ile Adalet Bakanlıkları dar gelirli vatandaşların haciz işlemlerinin çözümüne yönelik çalışma başlattı. Edinilen bilgiye göre dar gelirlerin maddi konularda hukuka taşınmış sorunlarının çözümü için yürütülen çalışmada son aşamaya gelindi. İki bakanlığın yetkilileri konuya ilişkin son bir toplantı yaptı. Çalışma ilk kabine toplantısında gündeme gelecek. Düzenlemenin ayrıntılarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması bekleniyor. Türkiye'de bugüne kadar bir vaka görülen maymun çiçeği virüsü için Sağlık Bakanlığı rehber yayımladı. Rehberde hastalığın belirtilerinden temas halinde yapılması gerekenlere kadar alınması gereken tedbirler yer alıyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün küresel acil durum ilan ettiği maymun çiçeği virüsü için Sağlık Bakanlığı rehber yayımladı. Rehbere göre hastalık kendini ateş, halsizlik, yorgunluk, baş ağrısı, kızarıklık ve şişmiş lenf nodlarıyla gösteriyor. Belirtiler genellikle 2 ila 4 hafta boyunca devam ediyor. İnsandan insana bulaşan virüsün kuluçka süresi 5 günden 21 güne kadar uzayabiliyor. Rehberde hastalarda ateşin ortaya çıkmasından sonra 1 ila 3 gün içerisinde deri döküntüleri başladığı belirtildi. Döküntüler vakaların %95'inde avuç içinde, %75'inde ise ayak tabanlarında ortaya çıkıyor. Rehberde temaslıların yapması gerekenler de yer alıyor. Toplu taşıma araçlarında vakanın yanında oturan yolcularla virüsü taşıyan bir kişinin kullandığı havlu, çarşaf gibi eşyalara temas edenler orta riskli grubunda olacak. Bu kişiler 14 gün boyunca evde izole edilecek. İkinci haftanın sonunda semptom göstermeyenler 21 gün boyunca maske takacak. Vücudunda yara bulunup virüs taşıyan bir kişinin kullandığı malzemeye temas edenlerle aynı evde yaşayanlar yüksek riskli grupta olacak. Yüksek risk grubu için karantina süresi 3 hafta olarak belirlendi. BioNTech firması ortağı Pfizer'la birlikte güncellenmiş COVID-19 aşısı çalışmalarında ikinci faza geçirildiğini duyurdu. Güncellenmiş aşıyla virüsün orijinal halinin yanı sıra Omikron varyantına karşı daha güçlü ve daha uzun süreli bir bağışıklık tepkisi sağlanması hedefleniyor. Faz 2 çalışmaları kapsamında aşının güvenliği, insan vücudunun toleransı ve bağışıklık tepkisi mercek altına alınacak. Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılacak faz 2 çalışmalarına 18-55 yaş arası 200 kişi katılacak. Bilim insanları daha önce üretilecek yeni nesil koronavirüs aşılarının yalnızca ölüm ve ağır hastalığa karşı değil, basit enfeksiyonlara karşı korumada da etkili olması gerektiği konusunda üreticileri uyarmıştı.
Çöp evde bitkin halde bulunduktan sonra Antalya'da tedavi altına alınan 9 yaşındaki Cem'in durumu iyiye gidiyor. Akdeniz Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Özdenen Özkan çocuğun kan değerlerinde düzelme olduğunu ve kilo aldığını açıkladı. Çocuk çöp evde kilitli bulunduğunda oldukça zayıf ve bitkindi. Antalya Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alınan çocuk protein ağırlıklı olarak besleniyor. Uzun süre yeterli gıda almadığı için doktorlar Cem'e özel bir beslenme programı hazırladı. Akdeniz Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Özdenen Özkan çocuğun durumunun iyiye gittiğini açıkladı. Cem'in 300 gram kilo aldığını söyleyen Özkan, çocukta ciddi miktarda kas kaybı olduğunu söyledi ve bunu gidermek için çaba sarf ettiklerini anlattı. Somali'de yolcu uçağının düşme anı böyle görüntülendi. 19 Temmuz'daki kazada uçak pistte ters döndü. Kıvılcımlar saçarak ilerledi. Ayrıntılar birazdan ana haberde. İstanbul Fatih'te bir genç motosikletiyle ön tekeri havada yol alırken bir otomobile çarptı. Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Genç adam daha önce de tehlikeli bir şekilde yol aldığı görüntüleri sosyal medya hesabında paylaşmıştı. Ön tekeri havada ilerliyor. Trafikte araçların arasından geçiyor. Kendi can güvenliğini hiçe sayıyordu. Genç adam o anları kaydetmek için kas kamerası kullanıyordu. O sırada hayatının son anlarını yaşadığının farkında değildi. Burak Sabay'ın kullandığı motosiklet ara sokaktan çıkan bir otomobille çarpıştı. Genç adam İstanbul Fatih'teki kazada yola savruldu. Diğer sürücü araç içinde sıkıştı. Çevredekiler ambulans çağırdı. İtfaiye haber verildi. Her iki yaralı da hastaneye kaldırıldı. Ancak Sabay yaşamını yitirdi. Ondan geriye bu fotoğraflar kaldı. Burak Sabay çok sevdiği motosikletiyle fotoğraflarını sosyal medya hesabında paylaşmıştı. Genç daha önce de tehlikeli şekilde pek çok defa motosiklet kullanmıştı. Son anda manevra yaparak bir otobüse çarpmaktan kurtulduğu anları da yayınladı. Ancak maalesef bu sefer o kadar şanslı değildi. Burak Sabay genç yaşta hayata veda etti. Ailesi, sevdikleri, motosiklet kulüplerinden arkadaşları üzüntüye boğuldu. Kiralarda yükseliş devam edince sorunlar da boyut değiştiriyor. Ev sahibiyle kiracı arasında bu kez yer gösterme anlaşmazlığı mahkemeye taşınıyor. Sektör uzmanları bu davalarla ilk kez karşılaştıklarını söylüyor. Enflasyondaki yükseliş kiracılarla ev sahiplerini karşı karşıya getirmeye devam ediyor. Artan kiralar ev sahipleriyle kiracılar arasında yeni bir sorun doğurdu. Kiracısıyla anlaşamayan bazı ev sahipleri evini satmaya karar veriyor. Ancak bu durum kiracıların tepkisini çekiyor. Daha önce hani teorik olarak bildiğimiz ama pratikte tanık olmadığımız yer gösterme davalarına tanık olmaya başladık. Bu davalar nasıl oluyor? Yer gösterme için kiracı izin vermeyince mahkemeye müracaat ediyor. Mahkeme de bu tür davaları dosya üzerinden karar vermiyor. Bayağı bir yargılama süreci başlıyor. Kiralarla ilgili başka sorunlar da yaşanıyor. Sektör yetkilileri yüksek fiyattan evini kiraya veren ev sahiplerinin çoğunun kirayı düzenli almakta zorlandığını belirtiyor. 6 milyon eden bir yerine 4500 liraya kiracısı olan bir yer çıktığı zaman 9000 liraya kiraya verebilecekken hiç olmazsa siz 8000 lira ödeyin. Bu şekilde anlaşalım deyince tabii ki kiracı da bunu kabul etmiyor. Genellikle kabul etmiyor. Bu sefer satılığa çıkartıyor yerini. Öte yandan artan kira davaları nedeniyle mahkemelerde yoğunluk yaşandığı belirtiliyor. Tatil planı yaparken dolandırılmamak için ders niteliğinde bir haber var sırada. Dolandırıcılar Adana Karataş'ta 3 ay önce yangında küle dönen bir otele ait odaları eski fotoğraflarını kullanarak onlarca kişiye sattı. Durumu fark eden tatilzedeler soluğu poliste aldı. Büyük bir yangında küle dönmüştü. Ancak dolandırıcılar yangını fırsata çevirdi.
Harabeye dönen otelden onlarca kişiye yer satıp kayıplara karıştılar. Elimizdeki uygulamalarla sadece yanmış bir otelin değil, aslında hiç var olmamış mekanlardaki otellerin de bu şekilde satışlarını yapabiliriz. Yani dolandırıcılık söz konusu olduğunda dijital dünyanın bize sunmuş olduğu nimetler sandığınızdan çok fazla. Sıra dışı dolandırıcılığın adresi bu kez Adana'nın Karataş ilçesi. Sahte Instagram hesabı kuran dolandırıcılar 3 ay önce yanan butik oteli gözlerine kestirdi. Otelin yanmadan önceki haline ilişkin görselleri Instagram'a koyan dolandırıcılar düşük fiyatla tatil yapmak isteyenleri ağlarına çekti. Bilişimle bu kadar alakası olmayan vatandaşlar öncelikle şunu her zaman akıllarında tutsunlar. Mevcut gidişat, ekonomik düzen içerisinde her şeyin belli bir rakama eriştiği bir yerde bir şey çok ucuzsa ve dijitalde sunuluyorsa oraya her zaman bir soru işareti koymak gerekir. Ucuz ve hesaplı tatil planı yapan yüzlerce kişi söz konusu ilana inanıp rezervasyon yaptı. 1 Ağustos sonrasına gün veren zanlılar parayı da peşin aldı. Dolandırıcılık, otel telefonlarının kullanımının iptal edilmesi üzerine ortaya çıktı. Otelin işletmecisi de dolandırıcılar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Dijitalde bizi en çok kurtaracak şey şüpheciliğimiz. Bilişim uzmanları ise uyarıyor, dijitaldeki reklamları çok daha fazla sorgulamak gerekiyor. Bir sosyal medya platformundan bize gelen bir otel ilanını ya da bir tatil ilanını aynı mecradan verilen iletişim bilgileri yerine bambaşka mecralardaki iletişim kanalları üzerinden varlıklarını ve yokluklarını kontrol etmemiz gerekiyor. Aslında böyle bir otel var mı? Haritalarda bakarak böyle bir otel mevcut mu? Son zamanlarda bu otel açık mı değil mi diye teyit etmek zorundayız. Polisin dolandırıcıları yakalamak için çalışması sürüyor. ABD Başkanı Joe Biden geçtiğimiz hafta yakalandığı COVID-19'u atlattı. Doktoru Biden'ın COVID-19 testinin negatif çıktığını açıkladı. Biden negatif test sonucunun hemen ardından Beyaz Saray'da gazetecilerle buluştu. Semptomlarının hafif olduğunu ve kendisini iyi hissettiğini söyleyen Biden, "Virüs hala bizimle," dedi. Omikron'un alt varyantlarının çok bulaşıcı olduğunu söyleyen ABD Başkanı, 5 yaş ve üzeri tüm ABD'lileri hatırlatma dozu aşı olmaya çağırdı. Vakaların artmasına rağmen ölümlerin azalmasına dikkat çekti. Biden'ın karantinası sona erdi ancak 10 gün boyunca toplantılarda maske takmayı sürdürecek. ABD'nin eski başkanı Donald Trump görevden ayrılmasından bu yana ilk kez Washington'da konuştu. Trump, Joe Biden'ın kazandığı seçimlerde usulsüzlük yapıldığı iddialarını sürdürdü. 2024 seçimlerinde aday olma ihtimalini de bir kez daha gündeme getirdi. ABD'nin eski başkanı Donald Trump yenilgiye uğradığı 2020 başkanlık seçimlerinde usulsüzlük yapıldığı iddialarından vazgeçmiyor. Trump, Cumhuriyetçilerin ağırlıkta olduğu bir düşünce kuruluşunda konuştu. Adresi Washington'dı. Görevden ayrıldıktan sonra başkentte yaptığı ilk konuşmada seçim mesajı verdi. 2024'te üçüncü kez başkanlığa aday olmayı düşünen Donald Trump, Cumhuriyetçilerin hem Beyaz Sarayı hem de Kongre'nin her iki kanadını geri alacağını söyledi. Bu Kasım'da insanlar ülkemizin yıkıma uğramasını durdurmak için oy verecek. Amerika Birleşik Devletleri'nin geleceğini kurtarmak için oy verecek. 2022'de büyük bir zafer kazanacağız. Sonrasında Cumhuriyetçi bir başkan Beyaz Sarayı geri alacak. Buna derinden inanıyorum. Trump'ın 4 yıl boyunca yardımcılığını yapan Mike Pence de katıldığı bir başka etkinlikte partililere seslendi. "Geçmişi bırakın, geleceğe odaklanın," dedi. Trump'la arasına mesafe koyan Pence'in de 2024'teki başkanlık seçimleri için Cumhuriyetçi Parti'den aday olması bekleniyor. Diğer yandan 6 Ocak Kongre saldırılarıyla ilgili soruşturma sürüyor. Amerikan basınında yer alan haberlere göre Adalet Bakanlığı Trump'ın 6 Ocak baskınındaki rolünü araştırıyor. Bu çerçevede bazı tanıkların dinlendiği belirtiliyor. 6 Ocak Soruşturma Komitesi, Kongre baskınının yaşandığı gün Trump'ın Beyaz Saray'da geçirdiği 187 dakikayı da mercek altına almıştı. Komite, Kongre baskınının olduğu esnada dönemin başkanı Donald Trump'ın 2,5 saat boyunca yemek odasında televizyon izlediğini duyurmuştu.
Somali'de geçtiğimiz günlerde iniş sırasında düşen uçağın kaza anı görüntüleri ortaya çıktı. Kamera kayıtlarında sert inişin ardından uçağın sol kanadı üzerine yattığı görülüyor. Kanadın kırılmasının ardından ters dönen uçağın pistte kıvılcımlar saçarak ilerlediği anlar da kameraya yansıdı. Başkent Mogadişu'da 19 Temmuz'da yaşanan kazada 36 kişi taşıyan yolcu uçağı ters dönerek parçalanmıştı. Alev alan uçakta şans eseri can kaybı olmamıştı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. Piskopos canlı yayında vaaz verirken soyguncuların hedefi oldu. 1 milyon dolarlık mücevher çalan soyguncular aranıyor. Ayrıntılar birazdan ana haberde. Fenerbahçe, Jorge Jesus yönetiminde ilk kez taraftarının önüne çıktı. Sarı lacivertliler Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu revanşında Dinamo Kiev'i konuk ediyor. İlk yarısı oynanan maçta dakika ve skor öğreneceğiz. Övünç Özdem telefon attığımızda. Övünç, nedir maçta durum? Şu anda 34. dakika oynanıyor. Henüz beraberlik bozulmadı. 0-0. Fenerbahçe'nin 22. dakikada Jesus Hakik'in ayağından bulduğu gol. Gol öncesi faul nedeniyle iptal edildi. Gol geçerli sayılmadı. Onun dışında Fenerbahçe'nin daha atak olduğunu söyleyebilirim. Daha fazla rakibine göre istekli şu an için. Pozisyonlar ve oyun yapısı onu gösteriyor ama eşitlik bozulmadı. Kadıköy Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda yaklaşık 50 bin kişi var tribünlerde. Tüm biletler tükenmişti. Hem sezonun Kadıköy'deki ilk maçı hem de yeni teknik direktör George Jesus'un ilk karşılaşması Fenerbahçe başında. O nedenle taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Yaklaşık 100-150 kadar da Dinamo Kiev taraftarı deplasman tribününde yer alıyor. Bu arada maç öncesi Dinamo Kiev'li futbolcular Ukrayna bayrağıyla sahaya çıktılar. Hepsinin omzunda ülkelerinin bayrağı vardı. Maç öncesi seremonide bayrakla yer aldılar. O bilgiyi de hatırlatalım. Şu anda da 35. dakikaya girildi. Fenerbahçe 0, Dinamo Kiev 0. Övünç Özdem aktardı. İstanbul'da farklı bölgelere kurulan 20 foto kapana çeşitli yaban hayvanlarının görüntüleri yansıdı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü yaban hayvanlarının izlenmesi ve yeni tür tespiti için İstanbul'da farklı noktalara foto kapan kameraları yerleştirdi. Doğal yaşam alanlarında görüntülenen karaca, kurt, tilki, yaban kedisi ve geyiklerin ormandaki yaşamı kameralara yansıdı. İstanbul Fatih'teki Bozdoğan Su Kemeri UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alıyor. Antik dönemin en önemli yapıları arasında olan kemerde devam eden restorasyon çalışmaları tamamlanmak üzere. İstanbul'un sembolleri arasında olan yaklaşık 1650 yaşındaki Bozdoğan Su Kemeri'nde 4 yıldır süren restorasyon çalışmaları büyük ölçüde tamamlandı. Yüzyıllar boyunca farklı medeniyetlerin kullandığı ve günümüze kadar gelen Bozdoğan Su Kemeri, Bizans dönemi ve Osmanlı döneminde birçok onarım ve restorasyon görmüştür. Restorasyon çalışmalarımız 2018 Aralık ayında başlamış olup tüm hızıyla devam etmektedir. %95 seviyelerindeyiz. Yıl sonuna kadar tamamlamayı hedefliyoruz. Roma İmparatorluğu'ndan bugüne ulaşan en önemli eserler arasında olan Su Kemeri, UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alıyor. Kemerimiz 591 metre uzunluğunda ama oldukça hassas bir çalışmayla neredeyse hiçbir taşı yenilemeden %0 denilebilecek bir seviyede konservasyon doğrultusunda işlemi tamamlıyoruz biz. Her taşa tek tek dokunuyoruz. Çok hassas mekanik temizlikler yapılıyor. Osmanlı dönemine ait birçok kalıntının da bulunduğu restorasyon çalışmalarının yıl sonunda tamamlanması planlanıyor. Ana habere kısa bir reklam arası verelim. Ana habere devam ediyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde pazar ayininde vaaz veren bir piskopos soygun şoku yaşadı. Silahlı 3 kişi vaazın ortasında kiliseye girerek piskoposun mücevherlerini çaldı. O anlar canlı yayına da yansıdı.
How many of you have lost your faith? Pazar ayininde vaaz veriyordu. Bir anda soyguncuların hedefi oldu. Görüntüler New York'tan. Görüntülerde soygunun hedefi olansa 44 yaşındaki psikopos Lamar Miller Whitehead. Gösterişli yaşam tarzı, mücevherleri ve lüks aracıyla boy göstermeyi seven psikopos, internetten de canlı yayınlanan pazar ayini sırasında silahlı 3 kişi tarafından soyuldu. Siyah giyinmiş soyguncular psikoposun ve eşinin yaklaşık 1 milyon dolarlık mücevherlerini çaldı. Çalınanlar arasında lüks saatler, yüzükler, kolyeler ve küpeler olduğu kaydedildi. Birkaç dakika süren hırsızlığın ardından soyguncular araçlarına binerek kaçtı. Psikopos Whitehead, soyguncuların yerini bilenlere ya da yakalanmasına yardım edeceklere 50 bin dolar ödül vereceğini açıkladı. Soygunla ilgili soruşturma sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kenti sıra dışı bir müzayedeye ev sahipliği yaptı. Ay'a ayak basan ikinci insan olan Buzz Aldrin'in Apollo 11 görevinde giydiği uçuş ceketi yaklaşık 3 milyon dolara alıcı buldu. Ay'a ayak basan ikinci insan, ABD'li astronot Buzz Aldrin'in uçuş ceketi rekor fiyata satıldı. Ünlü astronotun 1969'da gerçekleştirilen Apollo 11 görevinde giydiği ceket New York'ta müzayedeye çıktı. Beta kumaş olarak bilinen ateşe dayanıklı malzemeden üretilen teflon kaplı beyaz ceket büyük ilgi çekti. Apollo 11 görevinden satılan tek giysi olan ceket 10 dakikalık açık artırma sonunda 2,8 milyon dolara alıcı buldu. Açık artırmaya çıkarılan diğer objeler arasında Apollo 11 uzay aracındaki bozuk bir devre kesiciyle Aldrin'in arızayı tamir etmek için kullandığı siyah keçeli kalem de bulunuyor. Bunlar doğrudan Buzz'dan ve parçalar harika. Bu nesneler Apollo 11 görevini mümkün kıldı. Aldrin'in uçuş giysisinin geri kalan parçaları ise ABD'deki Smithsonian Müzesi'nde sergileniyor. Yetkililer koleksiyonun şimdiye kadarki en değerli uzay keşfi müzayedesi olduğunu söylüyor. Astronotun kişisel koleksiyonundaki bu ürünler toplam 8,2 milyon dolara satıldı. Bu haberle ana haber bültenini noktalıyoruz. Görüşmek üzere, hoşça kalın.